Yenilenebilir enerji yatırımlarında ilk 5 ülke arasına girdik son yıllarda. Dolayısıyla biz de bu anlamda ülkemizin kalkınma bankası olarak bütün kredilerimizin yaklaşık %80'i bu temalara yönelik. Gerek enerji, yenilenebilir enerji yatırımları ve enerji verimliliği üzerine. Bu analizi yaparken de gerek işin mali, iktisadi ve teknik boyutunun dışında sürdürülebilirlik açısından da gerek çevresel gerekse sosyal bilanç bakıyoruz ve o şekilde analizlerimizi yapıyoruz. Şu anda ciddi bir kapasitemiz söz konusu. Çok ciddi büyüdük enerji yatırımlarında, yenilenebilir enerji yatırımlarında ama daha gidecek çok yolumuz var. Dolayısıyla bu anlamda da bankamızın bu rolünün giderek artacağını öngörüyoruz. İbrahim Bey, sürdürülebilirlikle ilgili neler yapmayı düşünüyorsunuz? Şöyle ki aslında ülkemizin sürdürülebilir kalkınma hedefi doğrultusunda yapılanmış vaziyetteyiz bank olarak. Bütün süreçlerimizde sürdürülebilirliği ana odağımız olarak almış vaziyetteyiz. Kaynaklarımızın tamamı da özellikle sürdürülebilirlik üzerine odaklanmış vaziyette ve bu lensle bakıyoruz. Burada tabii kritik amacımız ülkemizin iklim bankası olma vizyonu taşıyoruz. Burada yapmak istediğimiz şey de ülkemizin bazı hedefleri var. Bu hedeflerden bir tanesi sıfır emisyon. Bunun için gerek sanayimizi, gerek ticari işletmelerimizin hepsini buraya hazırlamamız gerekiyor. Bankamızın malumunuz 3 tane ana iş kolu var. Bir tanesi Kalkınma Bankası, diğeri Yatırım Bankası, diğeri de şirketlere ortak olmak suretiyle fonlar vasıtasıyla onlara yatırım yapıyoruz. Bu 3 ana iş kolunda da fiilen yatırım bankacılığında örneğin şu anda yapmış olduğumuz ihraçların çoğunda özellikle yeşile yönelik, sürdürülebilirlik, sosyal ürünlere yönelik ihraçlar yapmaya çalışıyoruz. Bu konuda danışmanlık veriyoruz. Kredi tarafında çalışmış olduğumuz bütün paydaşları bu amaçla disipline etmeye çalışıyoruz. Örneğin özellikle ulaşmak için bankalarla ve leasing şirketleriyle çalışıyoruz. Onlara özellikle kendi içlerinde sürdürülebilirlikle ilgili ekiplerini kurmalarını tavsiye ediyoruz ve bu konuda şart koşuyoruz. Örneğin hibe verdik. Hibede bile şu anda bütün yapılan başvuruların tamamı sürdürülebilirlik ekibi tarafımızdan değerlendirildi ve incelendi ve ona göre programımızı tamamladık. Dolayısıyla bütün ana iş kollarımızda bu hedef doğrultusunda, ülkemizin bu hedefi doğrultusunda ana odağımıza yerleştirmiş vaziyetteyiz. Bu şekilde faaliyet gösteriyoruz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun.